Arkadaşlar, şu anda İstanbul'dayız. Mehmetçik Petrolü'ndeyiz arkadaşlar. Belki dünyada ilk olacak bir video çekeceğiz sizlerle beraber. BMW M4'ün en az yakıt tüketimini sizlere ulaştırmaya çalışacağım. Beraber buradan güzel yağımıza başlayacağız. Önce Opet'ten yakıtımızı fulleyeceğiz. Bakalım bu araç kilometrede en az kaç yakıyor? Kaç litre yakacak? Bu videoyu daha önce çeken olduğunu düşünmüyorum. Özellikle bir M serisi araçla en az yakıt yakma videosu çeken yoktur herhalde. Uzun yola gidiyoruz, İzmir'e gidiyoruz. Sizleri de bu videoya katmak istiyoruz. Umarım video hoşunuza gider. Daha önceki yakıt videolarımız biliyorsunuz. Onlara benzer bir video olacak. Dilerseniz onları da izleyebilirsiniz. Ben onların linklerini aşağıya ve i butonuna koyacağım. Passat'la yaptık, Scirocco ile yaptık ama bir BMW M serisiyle belki dünyada ilk kez yapılacak. Hadi gelin buyurun, öncelikle benzinimizi alalım. Sonrasında sürüşümüze başlayalım. Video başlıyor. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Araç için ve kamera için Nazım'a teşekkürler. Nazım'ın kanalında linke bırakacağım. Bilginiz olsun. Oradan da izleyebilirsiniz onun videolarını. Bakmanızı öneririm. Arkadaşlar şu anda Tuzla yakınlarındayız. Dediğim gibi Mehmetçik Vakfı'ndayız. Bu araç, şimdi araçtan da bahsedeyim. Belki bizi ilk kez izleyen olacak. Tanıtım videosunu da izleyebilirsiniz. Kanalda mevcut. 3.0 arkadaşlar. 6 silindirli ve turbo motora sahip. 430 beygir gücünde. Bakalım 430 beygir gücündeki bir araba en az kaç yakacak? Evet. Az yakıt yakarken 80-90 da gitmeyeceğiz. 100 ile gideriz diye düşünüyorum. Gideceğimiz için 110 gideriz herhalde. Evet, yine çünkü o paralı otobana gireceğiz. Yani o yüksek ücretli olan otobana. Bir tık daha az yakabiliriz belki ama yoldan dolayı evet. Biraz yükseleceğiz. Şu an navigasyon 4 saat gösteriyor ama tabii biz Bursa'da duracağız. Birkaç yerde daha belki durur akşamki durumlara bağlı olarak. Ya vlogda göreceksiniz. Gelin hemen başlayalım. Depomuzu fulleyelim. Direksiyonu geçelim ve benzinliğe doğru yanaşalım. Arkadaşlar M4'ün içini az çok biliyorsunuz. Videolarda da izlediniz diye düşünüyorum. Arkadaşlar şimdi marşımıza basalım. Deposu gördüğünüz üzere neredeyse full'e yakın. Deposu kaçtı bu arabanın? 60. 60 dökülmüş ama. 10 litre kadar alırız gibime geliyor maksimum. 10 litre. Sıla yolunu da çektik ama editleyemedik bir yer. Merak ediyorlarsa bu arada. Evet, güzel olabilir. Bölüm bakalım. Bölüm isterlerse bölüm bölüm çok çektim çünkü. Bence onu paylaşmalısın gibi. Ya. Ben size dışarıdan da görüntü alayım arkadaşlar. Evet, depomuzu bir fulleyelim bakalım. Ve toplamda ne kadar alacak göreceğiz beraber. Ben 200'de yapar diye düşünüyorum ama bir deneyelim bakalım. 180'de. Bu arada şarjı nasıl gidiyor onun? Bu çok iyi. Şarj saat gider mi? Nasıl oldu? Abi hemen attı. Burada değil değil mi? Yani çok çeyrek depo var aslında. Var. 40 litre aldım, olması lazım. Taşmasın. Uzun yol mu gidiyorsunuz? Uzun yol gideceğiz. Taşmasın da abi şimdi değil mi? Değil, taşmasın. Tabancada ağzında uyarıcı var. Doldu mu? Şurada şu uyarıcıdır. O ses tabanca, ondan mı geldi abi? Ondan ayrı ayrı dolmadı ya. Ağzına geldi mi bu tabancanın uyarıcısı attırıyor onu. Tamam abi yeter. Yani şu anda ağızda. Tamam. Heh, ağzına geldi değil mi? Evet. Tamam, yeter. Ha, süper. Evet. Daha iyi oldu hatta şu anda. Hı. Video için daha. En ucuna geldi. Evet. Şimdi arkadaşlar 142 lira daha aldı. Yani bir M4 aldığınızda en az kaç çekiyor? Bunu göreceksiniz bakalım. Abi teşekkür ederiz. Çok sağ olsun. Depomuz gördüğünüz üzere tamamen fullendi. O motorcular burada. Bakın bir dakika o görmüyorlar. Görecek. 11.5 litre yapmış, 530 km menzil gösteriyor şu anda. Yaklaşık 5000 km'lik ortalama. Göreceğiz, ortalama tüketim sıfırlı aslında. Evet. Evet. 52.803'teyiz şu an. Bu da bizim artık tüm değerlerimizi göreceksiniz, tüketimimizi. Size ben buradan detaylıca anlatacağım. Şimdi burada modlarımızdan Efficient gaz tepkisini aldım arkadaşlar. Mesela süspansiyonumu tamamen konforta aldım. Direksiyonumu tamamen konforta aldım. Bunları görüyorsunuzdur. Araç tamamen artık uzun yol moduna doğru geçiyor. M araçlarda hepsini tek tek ayarlamanız gerekiyor. Ya da bunların hepsini M1 ya da M2'ye kaydetmeniz gerekiyor, bilginiz olsun. Hava 23 derece. 2 kişiyiz. İstanbul'dan başladık ve İzmir'e gidiyoruz. Hadi bakalım. Şu anda ilk tüketimimiz 11.2 ile başlangıcımız oldu. Evet. Arkadaşlar bu arabayla yavaş gitmek cidden çok zor. Aralarda belki böyle bir küçük hızla yapabiliriz. Bu arada şunu bahsedeyim. 97 kilometreye sabitledim aracı ve yakıtımız şu an 8.7'ye düştü. Bunu böyle takip edeceğiz, bakacağız. Ara ara görüntüler alıp sizi sıkmadan eğlenceli görüntüler ortaya çıkarmaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi şundan da bahsedeyim. Böyle mesela sollamalarda falan tabii ki akışı engellememek adına hafif bir gaz vererek mecburen yapacağız. Tabii ki yani 120'lere çıkmamız çok doğal arkadaşlar. Son viteste, 7. viteste 2000 devirin altında 1600 devir civarında 100 ile ilerleyebiliyor bakın. Devir vites oranı da çok iyi, onu söyleyeyim sizlere. Arkadaşlar şu anda 7.3 litre ile, yani aslına bakarsanız şu anda BMW 320i'lerden daha az yakarak ilerleyebiliyoruz. Zaten siz yakıt değerlerinizi kendi arabanızla kıyaslayarak da yorum yapabilirsiniz. Birazdan da köprüye bağlanacağız, Osman Gazi'ye. Tabelaları takip edeceğiz. Bu şekilde Bursa tarafına ayrıldık. Böyle bayır aşağı olduğunu tabii ki gazı keserek biraz daha aracın akmasını sağlayacağım ama bizim araçlar gibi kompresyon yapmıyor.
hemen kendini kasıyor ve yavaşlamaya başlıyor. Yani sürekli o yüzden gaz vermeniz lazım arkadaşlar. Osman Gazi'ye doğru ilerliyoruz. Şöyle size de göstereyim. Böyle mis gibi bir görüntü var. Yakıt bu arada şaka gibi 6.7. 3.0 motor bir 430 beygirlik araç için mükemmel. Bu arada buradan işte oksijene girebiliyorsunuz. Oksijene girmek için herhangi bir ücret almıyorlar, bilginiz olsun. Direkt dönerek geri gidebiliyorsunuz arkadaşlar. Oksijen güzel manzarası olan bir tesis. Köprü, gün batımı. Her şey mükemmel şu an. Arkadaşlar köprüler çok güzel. Bakın bunlara hiçbir şeyle karşı değilim ama keşke ucuz olsa da sürekli geçsek. Fiyatlar çok yüksek maalesef. Yoksa çok kullanışlı. Şu an bizim vapur beklememiz gerekiyordu, biliyorsunuz değil mi? Hemen yan taraftan gidip Kocaeli'den 3 saat ekstra. Evet, dönmemiz gerekiyordu. Keşke biraz daha ucuz olsalar, biraz daha halka yönelik olsa mükemmel olur. Ben çünkü çok geçmek isterdim yani şu köprüye. Baksana manzaraya. Şu an GoPro'da çok güzel çıkıyor. Arkadaşlar şu anda Yalova'ya gelmiş bulunmaktayız neredeyse. Daha çok az kaldı. Tabii böyle hızlı arkadaşlar da var burada. Deneme yapıyorlar. Buradan dönüş yok. Niye açmadı? Demek ki o an bitti herhalde. Belki de. Ne diyor? Bununla ödeyebiliyoruz herhalde. Aa, o kadarıyla o şekilde. Şu an açtı zaten şeyleri. 184 lira köprüden geçiş ücreti. Şuradan bir güzel başlayalım bence. Bunu yapmamız lazımdı. Arkadaşlar şu anda köprüden ayrıldık. Bursa'ya doğru ilerliyoruz. Kaça düşmüştü, ona dikkat ettim. Gazlayınca 6.8'e çıkmış. 6.5'e falan düşmüş abi, belki dikkat edin. Tabii 6.5 falan da bir anda fırlamıştır büyük ihtimalle o. İftara biraz geç kalacağız arkadaşlar. Yemek yerimizi de ben sizlere görüntü alırım. Arkadaşlar bu güzergahtan ilk kez geçiyorum ama çevre mükemmel gözüküyor. Arkadaşlar bu şekilde ilerliyoruz. Yok, arkadaşlar. Ne gerek var? Sen gençsin, senin tamam hızlı akıyor. Arkadaşlar biraz şöyle gaza basayım çünkü benim yorumlarda diyeceksiniz. Bu arabayı otobana çıkardın, işte gaza basmadın diye bana kızacaksınız. O yüzden şöyle küçük bir hızını sizlere göstereyim. Ayağımın ucuyla basıyorum şu anda. Ve rahat bir şekilde ilerleyebiliyor. Hatta şöyle söyleyeyim, 7. testte efficiency modunda gaz pedalı. Ve o rahatlığı bence hissediyorsunuzdur. 3700'de şekilde ilerleyebiliyoruz. Önümüzde de bir Mercedes var. Da o da bir sıkıntı. Yok. Bilmiyorum, Mercedes bir şeyler yapıyor ama. Bu arada efficiency modunda gazı essem de vites düşürmüyor. Vitesi koruyor. Vites kaçta gidiyor onu merak ettim ya. Aslına bakarsan 1.6 motor o Mercedes. Gene güzel gidiyor. Ön tekerler bayağı kötü bu arada. Yok hiçbir şey yok. Şu an viraj yok ya. Yerdeki bir de asfalt ani, gripli. Ani bir şey olursa çünkü. Evet, Mercedes 190'la gidiyor. Yol vermiyor. E200 dizel 1.6. Bence 1.6 için iyi gidiyor Mercedes. Burada 90'a düşelim ama bu araba harbiden mükemmel gidiyor böyle bastığınızda. Sıkıntı şey arkadaşlar, geçen videoda demişti, ben de açıklamayı yapayım. Arkadaşlar ön tekerin yanakları çok bitik. Drift eğitimi aldığım zaman bitmeye yaklaştı. Tekerin ortada dişler var. Yanaklar ama bitik. Tavsiye bütün lastiği herkesten değiştirmek ama bir kere daha drift yapacağım için sıfır lastiğe zarar vermek istemedim. İzmir'e de böyle güzel bir şey gelişti Oğuz'la birlikte. Evet. Yani niye değiştirmedin diyorsanız da. O yüzden böyle arada giriyorum. Çünkü ön tekerlerde gerçekten önden kayma olursa tutamayabiliriz. Viraj yok aslında bakarsan. Virajları öyle yedirmişler ki. Çok ince ince bir virajlar var. Çok evet. Hoş yani, o konuda sıkıntı yok. Ani fren yüksek hız. O bir risk oluşturuyor sadece. Ani fren ve yüksek hız. Şöyle trafiğe uyum sağlayalım. Yine 80-90 aşağı düşmeyelim. Mesela Doblo'lar bile gidiyor abi. Biz M400'ü ya. Dönmemiz lazım. Burada herkes hızlı ya belli ki. Şu an Doblo'yu mesela yaklaşamıyoruz 160'a gitmemize rağmen. Evet. Doblo şu an kaptırmış gidiyor. Ki o Doblo'nun yüzey alanı da çok yüksek. Oo. Çok yaktırıyor kendine yani. Hem bütçeyi. Şeye yazık. Bütçesini geçti mi? Yalpalıyordur ya, Allah Allah. Oh, evet, o ani baksana. Fren durumunda da tehlike. Evet, yol verdi. Bak şu anda, evet tabii 170 ile gidiyor. Kaç bakayım. Evet. Güzel gidiyor. Bakıyor bize. 16 bay. Şu an Orhan Gazi'ye gelmişiz. Evet, az kaldı. Arkadaşlar bir eğim var. Ben aslında bakarsanız şu an gaza böyle ayağımın ucuyla dokunuyorum.
pedalı görseniz anlarsınız. Hem az yaktırıyorum. Aslında şurada bakın gaz pedalının hassasiyetini görebiliyorsunuz alt tarafta. Ucunda. Şu an arabayı akıtıyorum yani bildiğiniz. Ve gayet güzel bir hıza gidebiliyoruz. Şöyle sağa geçelim. Şu an yakıtımız 8.3. Tovla geldi yine. Şimdi şey diyordun, M4 kovalıyorum diye. Yaparlar. Mükemmel ya. Ama helal olsun Tovla'ya yani. Artık 1.620, bunların 1.620'leri var. Tehlikeli araçlar, onu söyleyeyim. 1.620'lik bu. 120 beygir, evet. Güzel gidiyorlar yani, fena değiller. Yol çok güzelmiş ama ya. Ama yakıt artmıyor, fark ettin mi? Bu arada biz yakıt videosu çekerken 140'la ne kadar az yakarız biliyorsanız döndü iş. Dayanamıyorsunuz arkadaşlar, imkansız yani. 2600 devirde araba 140-150 yapıyor. Ve hani gittiğini anlamıyorsunuz. 8.4 ortalamamız çok yükselmedi. Bursa'ya şu an biraz acele ediyorum. Karnım acıttığı için acele ediyorum. Ya. Evet ama ya çok belirgin atmıyor mesela. Dip gaz yapsam ortalık karışır. Dip gaz biraz. Az önce işte 6.5'den 6.8'e 3 saniyede falan arttı. Bak herkes zaten böyle gidiyor. Baksana Audi ya. Bu yakıt tüketimi çift kavramasına başarılı. Onun da etkisi var. Tabii ki, tabii ki. Doğru, çift kavramasına az yakar. Özel bir şansman. Baksana. Kesinlikle. Ege'ye bak baba. Şu Sportback'lerde Junior Lambo'ya da Junior RS Q8 değil mi? Aynen. Gaişline. Ege'ye de güzel gidiyor. Ya bu otoban çok güzelmiş Ege ya. Ege'ye her yerde. Yunanistan'da gördüm gelirken. Ha. Türk plak hem de. Muhtemelen şirket aracıydı herhalde. Müşteriye ziyarete gittiler. Ha. Yunanistan'da bile basıyor. Afıyor. Gaişline'larını afıyor. Şirket olunca tabii. Yakıt beleş. Bak şu anda 180'le falan gidiyoruz. Geliyor yani. Evet. Bizde hiç ses yok tabii de. Bu arada yakıt kaça çıktı bak? 8-7. 4'ten 7'ye çıktı. Ama Ege'ye de geliyor ya. Ne yapayım şimdi? Arkadaşlar Ege'ye bakın. Şu an video daha da neşeli oldu. Arkadaşlar gülüyorlar şu an. Ben eminim yani. Ege'ye peşimi bırakmıyor. Yine gaza böyle okşayarak dokunuyorum. Ya iş gibi gidiyor Ege. Vallahi helal olsun. Dışarıda böyle bir rüzgar varken peşimden böyle geliyorsa bu araba iyidir. Bayağı fıkkınlak yazsın. Tahminim bir 400 kilo fark vardır rahat. Tabii tabii. 1200 falandır onlar ya. 1200-1300'dür yani yaparsan. Evet, Gemlik bölgesine yaklaştık. Şu an 120 ile giderken yakıt ortalamamız şöyle 8.7'ye tekrar geriledi. Sakin gidiyorum. Gaza gelmezsem böyle gideceğim. Arkadaşlar gişeden geçtik. Şimdi bu verdiğimiz ücret 60 lira. Bu ücretlerden de bahsedelim ki böyle en azından aklımızda bulunsun. İlk köprü 184'tü. Evet, köprüden geçtik. Köprü geçişinden sonraki Bursa'ya gelişe kadar 60 lira ücret alıyorlar. 8.7 ortalamamız var ve 103 kilometre ortalamamız var. Bursa'ya doğru giriş yaptık arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle yemeğimizi yedik, açtığımızda giderdik. Böyle bir yerdeyiz. Güzel ama döneri beğendin mi? Ya insanlar merak ediyor abi. 1.75-1.50. Bak 1.5-1.75 Bursa için iyi bir fiyat. Az porsiyon diye bir şey çıkmış. 30 yani artık hani alım gücü düştüğü için. Az porsiyon da yani. Evet, çocuğa mocağı anca oldu. Çünkü ha, bu bile bize zor yetti olur bence. Ben böyle... Duydun mu sen? Doydum, şiştim ama... Yok, ben duymadım onu. Oğuzum, midem başladı. Biz yiyoruz abi, yiyeceğiz. Arkadaşlar, dükkanı biz kapattık gördüğünüz üzere. Hiçbir araba yok. Haberiniz sadece de. M4 bizi bekliyor. Şu Amerikanlar çok koşturmuyor mu ya köşelerdeki? Hmm. Evet, yolculuğumuza tekrar devam ediyoruz. Gece M4 ayrı keyifli. Bakın, koltuklardaki ambiyanslar içerisi olsun. Mükemmel. Aynı şekilde kapıyı açtığınızda da M logoları sizleri karşılıyor. M4 bir efsane. Yarın Ülkü pistinde olacağız. Bakalım oralarda kimlerle denk geleceğiz. Burada sağ olsun arkadaşlarla karşılaştık. Gördüler bizleri. Daha paylaşım daha iyi yapmamıştım. Mükemmel çocuklardı. Kalabalıklardı. Süper oldu. Ayağım frendi. Hem bir ses duyun hafiften. Şu anda yakıt değerlerimizden de bahsedelim sizlere. Aslına bakarsanız performanslı geldik. Bu araba için performanssız olsa da standart sürüş için performanslıydık. Evet. 8.4. Bence çok güzel bir değerle geldik. Bu tamamen 100 km'ye dayanabilseydik 7.5'ları rahat görürdü. 8.4 de bizim için şu an iyi. Biraz daha dayanacağız. Sonrasında Nazım'a verip ben biraz kenarda dinleneceğim. Arkadaşlar farlarımız otomatik uzun kısa yapabiliyor. Ayrıca sağa sola yönlendirebilir farlar. Matrix farlar. Yani önünüzde araç varsa dahi uzunları açıyor. O bölümü kapatıyor. Mükemmel farları var. Sağı solu o kadar güzel aydınlatıyor ki bakın burada anlayabiliyorsunuz. Şu anda A var. Ortayı, bak, ortayı kapatıyor. Bak bak şu an açtı bak. Fark ediyor musun? Evet evet. Dans ediyor. Heh, böyle oraya uzatıyor bak. Bakıyor. Biraz kafası yanıyor gibi sanki. Aynen. Evet. Şimdi araba varmış güzel. Bak heh, şimdi tam açtı. Fark ettin mi? Bak şimdi soldan araba geliyor. Bakalım. Heh, bak kapattı şu an araba geldi önce. Evet. Arabayı da aldı. Şimdi bak bu tarafı onu gölgelemesi lazım. Evet. Heh, bak kapattı. Sol gölge.
Evet. Sağ hala gösteriyor çimenlerin oraları. Çok eğlenceli ya, sürekli Işık bunu izliyorsunuz. Işık var diye kapattı. Evet, gelen aydınlatma olduğunda kapatıyor. Onu yukarıdan ışık geliyormuş gibi hissettiği için, yani karşıdan araba geliyormuş gibi hissediyor. Kaç miktar? 8-4. 5'e evet. Çıkmıştı, 4'e geri düştü. Evet, bu şekilde devam edeceğiz. Şöyle 8-4'te görebilirsiniz. Arkadaşlar, bu paralı otobandayız. Arkamızdan bir tane daha araç gelmiyor. Ki biz yolda yakıt için bayağı yavaş geldik. O halde. Yani. Evet, 70-80'le gidiyoruz yani ben. Ama kimse yok. Artık yolumuza devam edelim. Arkadaşlar, Susurluk'ta sürücü değişikliği yapacağız. Bu arada arkadaşlar, buraya kadar yakıtımız 8.0. Bu arkadaşlar Zes'in hızlı şarjı. Yani en hızlı şarjlardan biri. DC şarj yapıyor burası. Hem dışarıdan da size arabayı göstereyim. Çok sağ ol, Allah razı olsun. Sağda kazasız belasız eğlenmeli. Evet, biraz yapmamız lazım. Daha çok çalışmamız lazım. Katıl butonunu açacağım M için. BMW'm için. Belki kaplama falan isteğe göre yapıyorum. Aa bak, evet, kaplama sana güzel olabilir. Marine Blue. Tabii 50 bin olmamız lazım ki. Evet, abone sayısı biraz artman lazım. Yani ona göre sayıyı bilelim, anladın mı? Çok evet. Kişi şunu istiyor diyelim, onu yapalım mesela. Evet. Destek artsın ki ona göre bize de kolay olur. Ya, Marine Blue bu arabaya çok yakışır. Bebek mavisi gibi bana var ya. Heh. Güzel. Çok yenisinde tatlı. Yenisinde var mesela, yenisinde var. Aynen, aynen. Aynısını kaplarlar. Twilight, yani Midnight Purple'lar falan güzel. Oo, sese bak ya. Arkadaşlar burası sıcacık, sıcacık. Bir gaza bassana Nazım. Arkadan da bir ses alayım arkadaşlara. Tamam. Tamam. Araba kükrüyor ya. Arkadaşlar, bir yer değişikliği yaptık ve yolculuğumuza devam ediyoruz. Arkadaşlar, yine otoban bitti. 8.0'a geldik buraya kadar. İzmir'den Gişeler'den çıktık, otoban ödedik. Aynen, 214 lira bir otoban ücreti oldu bu. Bursa'dan köprüyle, kadar. Evet, köprüyle şey arası. Ücret de bu şekilde. Benim biraz gözlerim yorulmuş, onları dinlendiriyordum. Arkadaşlar, böyle bir trene geldik ve M4'deysek biraz farklı gitmemiz lazım. Evet. Baya baya sesle rahatlıyor ya. Mükemmel. Arkadaşlar, sonunda İzmir'e indik. Zorla ya. Yakın zorla ortalamamız ya. 7.9 gördüğünüz üzere. Sen kaçta gittin? 110'la falan gittin ortalama, değil mi? 110. Max 115 falan yani. Elimden geldiği kadar düşürmeye çalıştım. Böyle bir arabaya güzel bir değer. Geldi İzmir'e geldiğimizde. Bursa'ya 8.4'te gittik. Bir M4'ünüz varsa ve artık hani alışmışsanız. Şimdi ben tabii duramıyorum ama mesela sen alışmışsın artık. Sakin kullanmak sana normal geliyor. Full sakin 7.3'e falan belki gelir. Evet, 7'nin altına indiremezsiniz ama. Bence inmez. 7.6 imkansız zaten, yok artık. Zaten yani fabrika değerleri dahi ondan yüksektir belki de. Dikkat ettik, düşün. Normal otoban limiti 120-130'da gitsek zaten evet. İmkanı yok. Aynen öyle. Arkadaşlar, gördüğünüz üzere yakıt değerimiz bu. Evet. Biz bir otel arayalım arkadaşlar. Diğer görüntü açarız sizlere. Arkadaşlar, konuk evine geldik. Artık Nazım'la ayrılıyoruz. Ayrılıyoruz. Hadi hayırlı geceler. Evet arkadaşlar, uzun uğraşlar sonucu otelimizi bulduk. Burayı da nasıl bulduk? Babam öğretim görevlisi. Burada kalma hakkımız varmış. Aslında bakarsanız öğretmen evi değil ama Ege Üniversitesi'nin bir konuk evi. Güzel oldu, güzel denk geldi. Tek kişi iki tane oda yaptık. Nazım yandı, ben buradayım. Vallahi çok hoş oldu. Fiyatı da 190 lira civarında. Bence gayet ideal. Çok yorgunum, fena haldeyim. Saçım başımdan aldı. Duş alıp yarın piste gideceğiz.